Aksaray'ın ekranı Belediye TV ekranında gündem özel programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda hep dert dinleyen taraf olan sağlık çalışanlarının sorunlarını ve sağlık sistemindeki yenilikleri konuşacağız. Konuğumuz ise Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya. Sayın Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, çalışıyoruz, sahadayız. Ee, Aksaray Belediyesi'nin Kurmuş olduğu Aksaray TV'nin Öncelikle tüm Aksaraylı hemşerilerimize Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ee, Bize de Dilek Hanım Siz böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca size de Teşekkür ediyorum Biz teşekkür ediyoruz efendim vakit ayırıp geldiğiniz için Hemen sohbetimize Sendikanın Aksaray'daki Faaliyetleriyle başlayalım Kaç üyeniz var Sayın 1410 Kaya 1410 üyemiz var şu an itibariyle ee, Sendikamız 1410 üyesiyle Aksay'daki tüm sağlık çalışanlarımıza hizmet veren bir sivil toplum örgütüdür. Ee, biz teşkilatımızda üyelerimizin bize daha rahat ulaşım sağlaması için tüm sağlık çalışanlarımızla daha bir birliktelik oluşturmak için sağlık sen binamızı yeni yerine taşı taşıdık. Ee, eski yerinden alarak yeni yerine götürdük. Şimdi orada e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnşallah orada e, bütün üyelerimizde biz Sağlık sen binamıza yeni binamıza bekliyoruz inşallah. Peki e, kanun hükmünde kararname ile e, bu yıl e, sağlık sistemi tek çatı altında toplandı. Öncelikle e, Sağlık Bakanlığı'ndaki bu teşkilat değişikliğinde e, neler oldu, Aksaray'a nasıl yansıdı? Bu konuyla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Evet. Şimdi Türkiye genelinde üç başlı bir sistem vardı. Genel Sekreterlik, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü. Hı hı. Şimdi e, üç başlı sistem şunun için diyoruz. Aradaki yazışmaların uzaması, bürokratik engellerin çok olması nedeniyle sağlıkta bazı sıkıntılara sebep vermişti. Şimdi bunu Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde tek çatı altında toplayarak tek müdür atanması yaparak sağlıkta bir birleşme gitti. Aksaray'da da yeni sağlık müdürümüz Cengizhan Kırcıaslan Bey e atandıktan sonra diğer birimlerin bütün atamaları dün itibariyle, dün gece itibariyle bitti. İnşallah bundan sonra Aksaray'da sağlık ee, daha ileride ne yapabilir, ne edebilir onların planlamasını yapıyoruz şu an itibariyle. Ee, bizim sağlık müdürümüz atandıktan sonra altındaki bütün birimler tek çatı altında toplandı. Bütün Aksaray'ın e, sağlığı artık tek elde. Tek, e, hizmet tek olarak devam ediyor. Dört tane başkan, dört tane başkan yardımcımız, 8 e, uzmanımız ve devlet hastanemizde 3 tane müdür, 6 tane müdür yardımcısı artı ilçe hastanelerimizde entegre olan hastanelerimiz yine devam ediyor müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, başhekimlerimiz. Fakat entegre olmayan kam hastane birliğine bağlı olan hastanelerimizde başhekimler, başhekim yardımcıları da atanmak suretiyle şu anda tek çatı sistemimiz faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu sistem sanırım daha sağlıklı bir hizmet getirecek. Evet. Yani tek elde toplanması her zaman için yetkinin iyidir. Buradaki bürokratik engeller, yazışmaların kalkması, personelin yer değişikliği, bütün sağlığın içindeki aksayan hizmetler artık bundan sonra aksamayacaktır. Çünkü karar merci tek, altındaki ekip tek, Aksaray'daki hizmetler hangi noktaya gelecekse artık inşallah kararın daha hızlı alınacağı, yazışmaların daha hızlı ...olacağı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Peki, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi programımızın açılışında da belirttik, hep dert dinleyen taraf dedik sağlık çalışanları için. Ne yazık ki istemediğimiz, duymak istemediğimiz evet. şeyler, görmek istemediğimiz şeyler... ...sağlık çalışanlarına karşı şiddet. Bu yılda evet. Aksaray'da yanılmıyorsam görev şehitlerimiz var... Evet. Ee, şiddet niçin, yani sağlık çalışanlarına yönelik şiddet niçin, nasıl önlenmeli? Bunun çözüm önerileri nelerdir? Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle Nevzat Eke kardeşimiz, Abdülkadir Baba doktorumuz, e, Hüseyin Ağır doktorumuz yine e, görev şehitlerimiz arasında. E, Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şimdi e, görev şehitlerimizin yanında sizin de buyurduğunuz gibi... Ee, sağlıkta şiddet gün geçtikçe artıyor. Bize aile sosyal politikalarda da bu sağlıkta şiddetle ilgili bir birimimiz var. Orada da e, genelde bayanlara, bayanlara karşı olan bir şiddet eylemleri gerçekleşiyor. Biz sağlıkta şiddeti, şiddete karşı ne yapabiliriz, ne edebiliriz sürekli e, sağlık senin sasam birimi diye bir birimimiz var. Sağlık Bakanlığı'yla sürekli diyalog halinde. Hani caydırıcı önlemler ne olabilir şeklinde Şimdi sağlıkta şiddet e, insanı direkt temas eden kurum, insanla direkt diyaloğa geçen kurum sağlık olduğu için hani e, insanlar geldiği zaman ve hastaneye gelen, sağlık kurumuna gelen insanlar mutlaka e, sıkıntılarla geliyor, rahatsızlıklar olsun, cenazeleri olsun, hastaları olsun, hani onların o psikolojik hallerini de biliyoruz. Fakat karşısındaki sağlık çalışanlarının da e, insan olduğunu bazen vatandaşlarımız unutuyor. Yani orada o insanlar acaba sağlık çalışanları nasıl bir hizmet verebilirim? Oraya gelen insanımıza nasıl faydamız olabilir diye düşünürken vatandaşlarımız geliyor. Ya yani kendi hatalarını bile sağlıkçıların üzerine e, yüklemek, yükleyerek e, onlara darp etme şeklinde eylemlerde bulunuyorlar. Biz her platformda söylediğimiz şey yani karşısındakinin de bir insan olduğunu, e, sağlıkçının da onlara hizmet eden, onlar için orada olan Bireyler olduğunu lütfen vatandaşlarımız unutmasın. Yani burada caydırıcı önlemler mutlaka bakanlık şu anda üzerinde çalışıyor. Biz diyoruz ki e, bu eylemleri yapan kişilerin e, SSK kesintileri olabilir. Sigortadan yararlandırılmama şeklinde, e, sağlıktan yararlandırılmama gibi bir e, pozisyon izlenebilir. E, bunlara caydırıcı olsun diye bir hapis cezası, parasal maddi ceza verilebilir şeklinde önerilerimiz var. Ama öncelikle e, caydırıcı cezalardan ziyade e, karşımızdakinin de bir insan olduğunu unutmuyoruz Kesinlikle, ve e, evet. sıkıntımız ne olursa olsun. Aslında biz e, sağlık çalışanlarına başvurduğumuzda zaten sıkıntımızı çözecek ne o insanlar? E, doktor, hemşire ve yine evet. diğer e, hizmet alanında çalışanlar. ya Orada çalışanlar. zaten e, vatandaşımız hastasını getirdiği zaman artık o hasta bizimdir. Hı hı. Yani sağlık çalışanlığındır. Sağlık çalışanı ona elinden geldiğince insanüstü gayretle... Ya yani bugün bir kalp krizi geçiriyor, bir saate yakın sürekli kalp masajı yapmak şeklinde, yani orada insanüstü bir gayretle çabayla biz vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Fakat ya yani burada bu hizmeti verirken vatandaşlarımız eğer ki gelip de sağlıkçıya şiddet uygulamaya kalktığı zaman yine aslında olan kendi yakınına oluyor, Hı. kendi hastasına oluyor. Çünkü orada sağlık çalışanlığıyla o ikili bir temasa girdiği zaman Hastası kenarda müdahale kalıyor. Müdahale Tabii müdahale gecikiyor. Dolayısıyla yani orada vatandaşımız ne kadar e, sağlıkçıyla diyaloğa girmezse, dışarıda e, beklerse, özellikle bu acillerimiz de çok oluyor. Bizim devlet hastanesinin acili e, hizmetin en üst seviyesinde verildiği bir yer aslında. Ama vatandaşımız çok, çok yoğun. Bir, çok e, yoğun. Çünkü bizim geçiş e, bölgesi, yani Aksaray hı. şu anda geçiş bölgesi sürekli evet. kazaların olduğu, diğer illere geçişler yapılırken kazaların olduğu, e, insanların rahatsızlanarak başvurduğu bir birimimiz, acil servisimiz. Orada vatandaşımız eğer ki sağlıkçının rahat çalışmasına imkan vermezse olan yine hastasını oluyor. Yine kendisine oluyor. Çünkü zaman kaybı oluyor. Ki biliyorsunuz sağlıkta bir saniyenin dahi çok çok önemi vardır. Evet. Ee, peki bu konuyu böyle bağlamış olalım. Ee, yeni 400 yataklı hastanenin inşası devam ediyor Aksaray'da. Ee, İnşaat çalışmalarında gelinen son nokta neler? Bu konuda nasıl evet, bilgilendirirsiniz e, seyircilerimizi? Inşaat, i̇nşaatımız şu anda e, 400 yataklı eğitim araştırma hastanemiz bitme aşamasına geldi hatta bitti de diyebiliriz. Hmm. Bu ay itibariyle bize devre oluyor İnşallah Bir 2-3 ay gibi bir sürede de biz taşınma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Hmm. Burada bakanlığımız e, büyük bir bütçe ayırarak içindeki bütün ekipmanları, malzemeleri yenilemek suretiyle Aksaray'a modern bir hastane e, yapıyoruz. Burada ben e, öncelikle Grup Başkan Vekilimiz İknur İnciöz Hanımefendiye, e, milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdin Bey'e, il başkanımıza, belediye başkanımıza yani emeği geçen herkese ben bir sağlık çalışanı olarak, Sağlık Sen Başkanı olarak ve vatandaşımız, vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü Aksaray ya bu hizmet Aksaray'ımız olması gerekiyordu. Şu anki hastanenin 5 bloktan oluşup bloklar arası taşımanın zor olduğu bir dönemde yani bu hastane bize inşallah hani derler ya ilaç gibi geldi diye ilaç gibi gelecek Aksaray'ımıza. Peki e, hastane demişken e, bu yıl özellikle Aksaray Merkez ve ilçelerdeki doktor açının kapanması açısından gerçekten e, çok ciddi çalışmalar yürütüldü. E, ve birçok da e, yeni doktor Aksaray Merkez ve ilçelerde görevine başladı. Devlet hizmeti yükümlülüğü ile yeni atamalar gerçekleştirildi. E, Aksaray'da doktor sayısını verecek olursak, Aksaray merkez ve ilçelerde ve yeni atamalardan bahsedecek olursak neler evet. söylersiniz? Şimdi e, aile hekimliği uygulamasına geçildiği yıldan beridir Aksaray'mızda 120 civarında aile hekimimiz bulunmaktadır. Buna ek olarak uzmanlar, pratisyenler, devlet hastanesi, kamu hastaneleri birliğindeki doktorlarımız da 350'yi bulmaktadır. Fakat e, Aksaray'da bu yetersizdi özellikle acil servislerimizde çalışan doktorlarımızın yetersizliği, sayının yetersizliği nedeniyle biz ilçelerimizden işte Aksaray'dan doktor arkadaşları aile hekimliğinden nöbet tutturma şeklinde bu açığımızı kapatıyorduk. Fakat burada özellikle Mustafa Bey, e, Mustafa Serden geçti vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Hani 30 gibi bir Aksaray'a doktor ataması yapılacakken bunu 50 civarına çıkarması Aksaray'ımızı e, pratisyen açısından çok çok rahatlattı bunun 20'ye yakını ilçelerimize verildi hı hı. orada hizmet e, ediyorlar vatandaşlarımıza geri kalanlarda acil servislerimize çocuk acil ve büyük acilde e, çalışarak inşallah vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar peki e, görevi başladılar ama yeterli mi sizce atama sayısı ya şu anki Türkiye konjonktürünü düşündüğümüz zaman yeterli yani en azından yani e, eskiye kıyasladığımız zaman bu yıl açık biraz, biraz daha e, rahatladı, rahatladı tabii. Bir de işte şu kurumlar şu an birleştiği için Hı -hı. hani bunu e, önceden hak sağlığında, sağlık müdürlüğünde olan bir doktorumuzu o tarafa almak bayağı bir yazışma gerektiriyordu ama şu anda e, direkt tek çatı altında olunca Hı -hı. inşallah onlar da hani nerede bir açık var. Zaten önce de bu şekilde yürüyordu. Şu anda direkt gidip oraya e, orada çalışmak suretiyle bu açığımızı kapatacağız inşallah. Peki e, Aile hekimliklerini biraz ele alacak olursak hani doktor açığından bahsetmişken aslında biz de hastalar aile hekimine başvurmadan direkt hastanelere yöneliyoruz. Evet. Bu alışkanlığımızı nasıl kırabiliriz? Ne yapmalıyız? Ya o artık zamanla sistem oturdukça diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa ülkelerinde duyuyoruz hani mahalle hekimine, aile hekimine gitmeden Hı. hastanelere gidilmiyor diye. Bizim burada da vatandaşımızı biz bu konuda broşürlerle, tvlerden... Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu e, kamu, spotu. Evet, kamu spotu şeklinde. Hani bilgilendiriyoruz ama zamanla diye düşünüyorum. Çünkü eskiden beri süre gelmiş bir alışkanlık var. E, vatandaşlarımızın bu alışkanlıktan dönmesi ister istemez kimisine ulaşıyorsunuz, kimi vatandaşımıza ulaşamıyoruz. Hı hı. Yani bunu biraz zaman alacak. Ama en güzeli e, buradan da vatandaşlarımıza yine söylüyoruz. Önce aile hekimliği. Önce aile hekimliği. Çünkü bazı e, rahatsızlıklar aile hekimliğinde direkt çözüme kavuşuyor e, gerek görürse aile hekimimiz uzmanlarımıza hastaneye sevk, sevk ediyor ki bu hastanelerdeki yoğunluğu da e, bayağı alacaktır yani peki e, hastaneler sistemde e, hastayı direkt kabul ediyor mu aile hekimine ediyor. başvurmamış bir hastayı şu anki sistemde yani böyle ediyor bir evet şeyle çözüm olabilir işte mi? Hani önce bir vatandaşımız hani bir alışmasını bekliyoruz bilinçlenmesi bilinçlenmesini gerekiyor. bekliyoruz ondan sonra şu anda e, direkt randevu merkezi üzerinden randevu aldığınız mı direkt kabul ediyor. Hastaneye direkt de gidebiliyorsunuz. Ama işte bu biraz e, zamana yayılarak e, gerçekleşecek bir proje. Ama işte gün geçtikçe vatandaşımız yani yanımda sağlık hekim sağlık ocağında bir aile hekimim var. Hı hı. Ona muayene olayım, hastaneye gitmeyeyim diye. Şu anda aslında baya bir dönüş var, bilinçlenme var yani bu konuda. Çok güzel. Peki Aksaray geçiş noktası dedik. sohbetimiz içerisinde buna değindik. Peki e, bölgeden, çevre illerden e, başvuru nasıl? Hasta yoğunluğumuz nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, e, bizim hastanemizde e, malzeme anlamında, çalışan anlamında ekipmanlarımız e, ileri derecede, ileri teknolojide. Özellikle şu anda anjiyo merkezinin, kahveci merkezinin açılması, e, palyatifin olması, çocuk yoğun bakımın olması bize ayrıca bir hasta, e, hastalarımız için bir cazip merkez, sağlık Hı. merkezi haline getirdi. Dolayısıyla çevre illerden bize gelen hastamız çok. Günlük 4-5 bin civarında, 6 bin civarında bir hasta sayımız var. Günlük muayene olan devlet hastanesindeki bunun 1000 ile 1500'ü acilde. Evet. Yani Bizim e, vatandaş diyor Aksaray Devlet Hastanesi'ne gittiğim zaman benim orada işim hallolur. Rahatsızlığıma mutlaka bir çare düşünülür şeklinde geldiği için hı hı. yani e, çevre illerden de bize müracaatlar var. Özellikle dediğim gibi işte anjiyo konusundaki bu e, anjiyo bizi çok rahatlattı. Bizim dışarıya gidişimiz özellikle önledi. Evet. Yani bütün vatandaşlarımız az bir kalp sıkıntısı olsa hemen doktorlarımız sevk ediyordu İşte Kayseri, Konya, Ankara. Ama şu an itibariyle bu e, önlenmiş önledik yani çok e, mecburi kalınmadıkça hani burada imkanların yetersizliği düşünülmedikçe sevk olmuyor. Vatandaşlarımızın da hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem zaman anlamında çok büyük kazançlar oluyor. Çok güzel. Ee, aslında bu yılın e, merakla beklenen e, özellikle taşeron işçilerinin durumu. E, peki e, sağlık çalışanlarının, sağlık taşeron işçilerinin hakkında neler söylersiniz? Yeni çıkan yasayla kazanımlar neler? Evet, şimdi e, taşeron konusu aslında e, bizim sendikal anlamda dışımızda olan e, kurum. Fakat biz öyle iç içeyiz ki, Taşeron işçi kardeşlerimizle, yani biz sahada gezerken bile kesinlikle ya biz memur sendikasıyız, biz işçi sendikası değiliz. Sizi şöyle öteleyelim, kesinlikle böyle bir şey düşünmedik, düşünmeyiz de. Ee, biz onlarla hep birlikte çalışıyoruz. Çünkü onların başarısı, motive oluşu, çalışması, her türlü e, faaliyetleri bizim sağlık çalışanlarımıza, dolayısıyla vatandaşlarımıza yansıyor. Evet. Şu anda o kardeşlerimiz, taşeron kardeşlerimizin e, kadroya alınması bizi... Memnun etti çünkü e, onlar rahat çalıştığı zaman hemşiremiz rahat çalışıyor. Onlar e, bir temizlik şirketi olsun güzel çalıştığı zaman temizliğini güzel yaptığı zaman hastanemizde ki zaten yapıyorlardı. Bunda bir sıkıntımız yok hı hı. ama bu bir motivasyon moral oldu onlar içinde. Kendilerine güven geldi. Yani e, bu vatandaşımıza yansıyor. Onların e, kazanımları sosyal kazanımları maddi kazanımları şeklinde. Hani 3 e, ay gibi bir süre verildi onlara kadroya geçiş şeklinde. Reis'in talimatıyla, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğu talimatla. inşallah onlar da tam kadroya geçer, bu rahatlama sürecini tamamlarlar. Peki e, kadroya geçiş ve alımlar nasıl bir sistemde gerçekleşecek? Onlara özel bir e, işçi statüsü verdiler. Yani beklenti aslında yarı memurluk şeklindeydi. Hı hı. Ama onlara 3 e, yıl gibi bir süre, 3 yılda bir e, sözleşme şeklinde şu anki öngörülen ama 3 ay içinde tamamlanacak mecliste bunlara sosyal haklardan işten çıkarılmaması, sosyal hak verilmesi, maaştan da iyileştirme şeklinde hani işçiler için özel bir statü şeklinde kadro veriyorlar. Peki e, kadronun dışında yeni alımlar olacak mı Sağlık Bakanlığında böyle bir Bizim çalışma e, ve geçen var mı? geçen sene geçen sene normalde e, sağlık çalışanımız az alındı. Hı, hı. E, tabii bu FETÖ olayları, darbe olayları o e, süreç bütün kurumları etkilediği gibi özellikle bizim sağlığı da Sağlık Bakanlığı'nı da çok etkiledi. Ve yeni alımlar onların güvenlik soruşturması çok uzun bir süre 5-6 ay gibi bir süreye tabi tabi 5-6 ay gibi bir süreye yayılması hani bizim personel alımımız geçen yıl fazla olmadı. İnşallah bu yıl bir 10 binin üzerinde Bakan Bey'in söylemi var. Peki hayırlı olsun diyelim. Şimdi Sayın Kaya yavaş yavaş programımızı toparlayacağız, veda edeceğiz ama Özellikle bir konu var ki e, trafikte ambulansa öncelik tanımak, evet. yol vermek. <laughs> e, bu konuda seyircilerimizi bilinçlendirmek adına nasıl bir mesaj evet. verirsiniz? Şimdi e, ambulans zaten can kurtaran demek. Yani burada ambulansımızın e, yola çıktığı anda vatandaşlarımız da biz görüyoruz aslında. Hani hep Avrupa'yı örnek verirlerdi ama inanın biz Avrupa'dan öndeyiz bu konuda. Vatandaşlarımız o siren sesini duyduğu zaman. Ya ambulansı görmesi önemli değil. Hemen aracını kenara çekiyor. Yani bu, biz bilinçlenme bu konuda bilinçliyiz. Kesinlikle, miyiz kesinlikle. Zaten. Yani şu anda biz bu konuda bilinçliyiz. Biz sadece e, bilinçsiz olduğumuz bir şey var. Vatandaşlarımıza da özellikle e, söylediğimiz bu acil servis etrafında olan sağlıkta e, hasta olup sağlıktan yararlanmak için gelen vatandaşlarımız bir ambulans geldiği zaman hemen ambulansın etrafını çeviriyorlar. Ya yani ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yani lütfen bunu e, yapmasınlar. Oradaki hastalar irite oluyor. Hastaların e, özel hayatı deşifre olmuş oluyor. Yani orada gelen hasta zaten yani korunaklı geliyor ama vatandaşımız hemen bakıyor acaba ne oldu, ne oldu, ne oldu. Sadece burada bir ufak bir sıkıntımız var. Biraz daha var. duyarlılık yani o zaman. Bu, ama onun haricinde ambulansımızın sireni çaldığı anda vatandaşlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor. Bu konuda teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza. Peki 112 acil e, çalışmalarında aslında en ufak şey için bile işte meşgul edildiği işte ve yine hattın gereksiz evet. telefon aramalarıyla taciz edildi diyelim aslında. Evet, evet. Bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz? Ya, yani hangi durumlarda ambulansı aramalıyız? Ya, yani çağırmalıyız? E, hastanın ciddiyetine göre. Şimdi e, bakanlığımız diyor ki bizim e, hizmetlerimiz insan için. Hı hı. İnsan odaklıyız diyor. Ve bu, bundan dolayı biz vatandaşlarımız alo dediği anda hiç hastayı sorgulamadan hemen ekipmanlarımızı, ekiplerimizi yönlendiriyoruz bu telefon olayına da gelince artık eskiki gibi değil yani çok nadiren olan bir şey ama bizim 112 Komuta merkezinde zaten bu süzgeçten geçiriliyor bizim artık teknolojik makinalarımızla teknolojiyi takip ediyoruz orada hastanın hemen adres bilgileri telefon bilgileri ambulansın bir dakika iki dakika gibi bir sürede veya daha hızlı, ne kadar hızlı bir sürede ulaşabilirse, oraya ulaşıyor. Hani bu rahatsızlık vermesi eski gibi değil vatandaşlarımızın. Çok nadir. O da yani olabilir. Büyük bir ilimiz. Ne güzel bunları yani duymak. Onlar, gerçekten. Sağlıktaki aşamalar yani sağlıktaki dönüşüm cidden hani bu AK Parti'nin e, projesiydi. Sağlıktaki dönüşüm projesi ve gerçekten dönüşüm oldu. Başarı elde edildi. Başarı elde edildi. Hani bir kısa bir bu genel sekreterlik Kamu Hastaneleri Birliği Hı. kurumunda gene sekreterliğin olumu biraz sekteye uğratsa da hemen ondan da dönüm, tek Hı. çatı altında dönüşüm. Toplanması. Toplanması hani sağlıktaki birlikteliği cidden e, en üst seviyeye çıkarttı ve dönüşüm ikinci dönüşüm e, projemiz var. Hani bu da artık insan odaklı olacak. Çünkü Hı. birinci e, dönüşümü tamamladık. Bundan sonra inşallah e, Avrupa Avrupa'yı biz aslında geçtik. Yani insanlarımızın e, hizmet alma noktasında ama daha ne kadar iyi olabiliriz? Daha diye. da iyileştirmeler şimdi, tabii devam yani bugün edecek. Bugün bir Aksaray'dan e, bir acil hastamızı ambulansla Türkiye'nin bütün e, illerinden yani hangi ile sevk olduysa, nerede onun tedavisi olacaksa o ile hava ambulansımızla götürebiliyorsak evet. ne mutlu. Ne kadar güzel bunları duyabilmek. E, peki e, şimdi şöyle yavaş yavaş toparlayacağız. E, şunu söylemek istiyorum. Evde sağlık bakım hizmetleri veriliyor, ee, evet. belediyeler de bu hizmetlerin bir parçası. Birazcık da buna değinelim. Şimdi buna ayrı bir başlık açalım o zaman. Biz belediye başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya ve ekibine hı hı. çok teşekkür ediyoruz. Nerede vatandaşımızda bir sıkıntı varsa ilk oradalar. Yani bu bizimle olsun, diğer kamu kuruluşlarıyla olsun biz hı hı. teşekkür ediyoruz. Evde bakım hizmetini Türkiye Geneli Sağlık Bakanlığı kurduğu zaman e, nasıl bir başarı elde edilecek, nasıl bir sistem uygulanacak diye e, sahaya çıktığımızda bazı eksikliklerin olduğunu gördük. Bu eksiklikleri de e, belediyeler aracılığıyla çözebiliriz diye belediyenin, biz Aksaray Belediyemizle ortak bir protokolü imzalayarak hani bizim eksiğimiz olan hizmetleri, sağlık, sağlık dışında berber ve benzeri hizmetleri, Belediyemiz hatta evine gidip temizliğine varana hı hı. kadar yani vatandaşlarımızın e, beraber yapıyoruz. Çok güzel bir proje. Burada e, vatandaşımız hastaneye gelemeyecek konumda olan, yatalak olan özellikle hastalarımız e, bu hizmetten faydalanmaktadır. Ekibimiz var. E, sayımız yetersizliği e, resen atamalarla sayımızı tamamlayarak diğer e, halk sağlığına sağlık müdürlüğünden birleşmeden önce hı hı. Yani sayımızı da tamamlayarak Aksaray en uç noktasına ilçelerde dahil olmak üzere bu hizmetimizi götürmekteyiz. E, vatandaşımız çok memnun. Vatandaşımızın ayakta hizmet alması bizi memnun ediyor bir insan olarak. Ha, bu konuda da belediyemizin bize vermiş olduğu hizmetlere teşekkür ediyorum. Ayrıca konu açılmışken e, biz insanız mutlaka yaratılışımız gereği çoğu şeyden memnun oluyoruz, çoğu şeyden memnun olmuyoruz. Ha, bu sağlıkta olur veya diğer kurumlarda olur, belediyecilik hizmetinde olur. Biz sağlıkla şiddetle insanlar, sağlıkla şiddet uygulamayın diye insanlarımıza sabır sabır derken, hı hı. E, biz diyoruz ki belediye hizmetlerinden de, çünkü her kurum e, toplamda bir çatıdır, çatının paydaşlarıdır. Bu kurumların yapmış olduğu hizmetler bütün kurumları etkiler. Şu an belediyenin yapmış olduğu bütün hizmetler e, sağlığı da etkiliyor, eğitimi de etkiliyor iyi yönde. Hani e, burada diyoruz ki biz... E, Çıt, battı çıktı yapılıyor geç kalmış geç kalınıyor ama güzel bir hizmet çok güzel bir hizmet bitme aşamasına geldi yani burada battı çıktı bittiği zaman Aksaray trafiği rahatlayacak bu bizi ne yönden etkiliyor bu hizmet bir ambulansın geçiş süresi hı hı. yani en önemlisi şimdi öbür taraftan dolaşıyor ama o battı çıktı yapıldığı zaman direkt geçeceği için bu bir zaman kazanımı olacak bizim için İnsanlarımız insanlarımız için trafikteki rahatlama yani bu battı çıktı inşallah. Bunun haricinde e, su projesi bizim e, Aksaray'ımızın yıllardır kanaya yarası diyelim. Hmm. Suyun e, sıkıntılı olması. Su sıkıntılı olduğu zaman yani salgınlar olabilir korkusuyla biz sağlıkta hep e, diken üzerinde özellikle kış aylarında e, bekliyoruz. Ama şu anda biz belediye başkanımızla ikili diyaloglarımız e, görüşmelerimizde hep dile getiriyoruz. Su projesinin bitme aşamasında olduğu. E, bunun yanında sanayi projesi Yine bizim hizmetimiz sanayideki hı hı. istasyonlarımızın, 112 istasyonlarımızın yapımı, oraya kurulumu şeklinde. Şimdi yeni yere planlama yapıyoruz. Çünkü 8 Ocak'ta sanayi projesi ihale aşaması yapılıyor. Hani Bu tür bitmek üzere olan aşamalardaki hizmetler için Aksaray Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kaya artık veda edeceğiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz e, sağlık hizmetleri yanında tüm dünya üzerinde mallumlarımıza e, el uzatan bir sendika olduk. Genel merkezimizin dünyanın neresinde e, bir ihtiyacı olan toplumumuz Müslümanlar Müslüman kardeşlerimiz Türkmen kardeşlerimiz insanlarımız varsa oraya yardımlarında hep biz de elimizi taşın altına koyduk. Bunu e, geçen yıl bayır Bucak Türkmenlerinde Suriye'deki Minamar'daki vatandaşlarımıza yardım konusunda, e, gösterdik. Burada Aksaray'daki birliktelik içinde ben diğer STK'larımızın hepsine çok teşekkür ediyorum ki 50 tır gibi bir rakamın üzerinde yardımlar gönderdik. Yani Sağlık Sen sadece sağlıkçılara hizmet eden, sağlıklarla sağlıkçılarla birlikte olan bir aile değildir. Yani tüm dünyadaki insanlarla, tüm mazlumlarla çünkü biz insan odaklı çalışan bir sendikayız. O yüzden hani e, Aksaray'ımızdan da bu tür Yardımlarda da her zaman e, biz üzerimize düşeni sağlık çalışanlarımız olarak hep yerine getirdik, yaptık, yapmaktayız da biz e, Sağlık Sen olarak yeni e, yılda inşallah il divanımızı yaparak etkinliklerimize biraz daha hız vererek ki tüm kurumlarda olduğu gibi bu lanet fetö olayı e, bizim sağlık camiasındaki çalışmalarımızı da etkilemişti. Hani yeni yılda e, inşallah hızlı bir Çalışma programı hazırlayarak sağlıkçılarımızın yanında olarak etkinliklerimizle, gezilerimizle, inşallah halı saha turnuvalarımızla sağlıktaki birlikteliğimizi tekrar ileri seviyeye çıkarmayı düşünüyoruz inşallah. Peki. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca tekrar hayırlı uğurlu olsun Aksaray Belediye TV'miz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında Sağlık Sen Aksaray Şube Başkanı Sayın Rıfat Kaya'yı ağırladık ve e, sağlık çalışanlarının sorunlarını ele aldık ve yine sağlık sistemindeki değişiklikler hakkında da kendisinden bilgiler edindik. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle Gündem Özel'den şimdilik hoşçakalın.